Geçen sene Kasım'dan biraz önce sular bayağı yükselmeye başladı ama çok hızlı bir şekilde yükseldi. Yani sanki arkasında koşturan vardı şekilcesine su yükseliyordu. Her geçen gün suya baktığımızda suların her dakika yükseldiğini fark ediyorduk. İşte Hasankeyf sulara gömülmeye başladığı her gün ben Hasankeyf'e geliyordum. Her gün daha çok biraz daha Hasankeyf'ten almak için, biraz daha Hasankeyf'ten almak için ve biraz daha Hasankeyf'i daha çok sevmek, biraz daha okşamak için geliyordum. Ben bu ağaçları diktiğim zaman Hasankeyf'te yanılmıyorsam şey olmuştu artık. İstimlaklar başlamıştı ve millet bana diyordu ki ya Sülo diyordu. Şehir istimlak oldu. Millet taşınıyor artık. Sen ağaç dikiyorsun. Yani ben bunu söylüyordum. Düşünün evinizde bir yaşlı anneniz babanız, yaşlı ve hasta, ağır bir hasta anne ve babanız var. Yani kimin kimden önce öleceğini bilmiyoruz ama ölüme her an çok yakın. Bir hastanız var. Ama siz bu hastanızı ölecek diye bırakmıyorsunuz dedim. Yani ölecek ama ilaçsız bırakayım, yemeksiz bırakayım olmuyor. Ben de yani bu ağaçları bu nedenle dolayı diktim. Ve büyük bir zevkle yaptım bu işi. Bu ağaçları zevk alarak çocuklarım gibi büyüttüm ve ağaçların hepsi de benim kızımın yaşlarında. Kızım Eylül'le yaşıt bunlar yani. Nasıl Hasankeyf'siz yaşayamıyor idimse ben o ağaçlarla o 7 yıl boyunca yaşadım yani. O ağaç yeşerdi, büyüdü. Tahminimce altında kaya olmasından dolayı kurudu. Ama alttan yeniden yeşilleniyordu. Ve hep yeşillenecek diye ben hep suladım tekrar. Ve onu hep sevdim yani. O kurulmasına rağmen ben hep sevdim. Çünkü o köşeye, o vadiye bir ayrı bir hava katıyordu. Aşağıdan geliyordunuz ve karşınızda bir ağaç. Kuru bile olsa güzel bir ağaç duruyordu. Maalesef o günleri şimdi çok arıyoruz. Maalesef o günleri